Müdürlüğü sorumlu Özalanya 167 no'lu Kamyoncular ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile programımıza devam ediyoruz. Kooperatif 147 üyesi ve 200'e yakın araç sayısıyla kuruluşundan bu yana faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Kooperatif Başkanı Ahmet Uyar'a mikrofonlarımızı uzatarak çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Daha önce 7 yıl, 6 yıl oldu. Şimdi 13 yıldır Alanya Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığı yapmaktayım. Şu anda 147 tane kayıtlı üyemiz var. Çalışan araç sayımız 200 civarında. Şimdi nakliyecinin en büyük, sektörün en büyük sıkıntısı biz Alanya'da olarak batı hattına çalışan 4600 liraya akaryakıt alıyoruz. Artık esnaf 4600 lira mazot akaryakıt alıp da taşımaya yaparsın ciddi zorlanma var. Hele bir yıldır. Ama doğu hattına giden mazot 1800 lira Suriye mazotu. Bunlar 1800 liraya mazotu oradan alıyor. 2 ton mazot yükleyip geliyor burada. Fiyat kaç olursa olsun fiyatın önemi hiç yok. Yükleyip gidiyor. Ama ben 4600 liraya aldığım mazotla bunun gittiği nakliye gitme durum olmuyor. Adam 2 ton mazotla Türkiye'ye her tarafında ulaşıp geliyor. Ama sen buradan 4600 liraya aldığın mazotla onun gittiği nakliyenin 2 katına gitsen bile seni zorluyor yani. Tam 2 katına gitmen lazım. Onun için akaryakıt olayında devlet bu işe, bu sektöre ciddi bir önlem alması lazım. İnşallah yetkililer bunu değerlendirir. İkinci bir sıkıntımız bizim 63 yaş sınırı var. Burada devletin yanlış aldığı bir karar var. Ben 65 yaşında emekli edeceksin beni. Sen 63 yaşında benim ehliyetimle SRC belgem elimden alıyorsun. Beni boşa çıkarıyorsun. Yani esnafla bana yaptırmıyorsun fakat 65 yaşına kadar ben nasıl emekli olacağım? Ben Bağkurluyum. Sen mesleği elimden aldın. Yaş sınırında 65 yaşı diyorsun. Ben nasıl emekli olacağım? Ya emekliye 63 çekeceksin veya 65 yaşına devam edeceksin.